Bugün Pazar Klasiğiniz 7. sezon finalini yapıyor. Yaz arasına giriyoruz ama şimdi benden söylemesine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ben Merve Yıldırım. Ege'de soğuk rüzgarların estiği, seçim tartışmasının aday kaosuna dönüştüğü ve müjdelerin bu haftada yerine getirilmediği bir süreçten geçiyoruz. Akaryakıtın zam üstüne zam yağmuruna tutulduğuna tanıklık ettik. 30 lirayı buldu. Sağlık sistemi kilitlenme noktasına geldi. Ülkemizde randevu yok. İlaç çok pahalı. Çiftçi, emekli, işçi, asgari ücretli, döviz kuru karşısında biraz daha yoksullaştı bu hafta. Tabii ki detayları sevgili Meliha Okur'la konuşacağız. Ama ilk olarak daha ne kadar artabilir derken her gün kendi rekorunu kıran akaryakıt fiyatlarına bakarak başlamak istiyoruz. Ya yeter artık ya, şu pozisyona geldi, yeter yani. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Bıktık. İş yaptığım için aylık mazot giderim 500-700 lirayken şu anda 2500 lira oldu. Ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Geçen sene 450 lira fulluyordum. Şu an 1800 lira fulluyorum. Bu mazottan bıktık artık ya. Ne bu bizim başımıza gelenler ya? Yeter artık ya. 1 lira 29 kuruşluk zamdan bir gün sonra 80 kuruş daha zam geldi motorine. Son zamla 30 lira sınırını da aşmış oldu. İstanbul'da motorinin litresi 29 lira 99 kuruşa. Diğer illerde ise 30 liranın üstüne çıktı. 80 kuruşluk son zamla İstanbul'da motorinin litresinin 30 lira olmasına yalnızca 1 kuruş kaldı. 55 litrelik bir aracın deposu 1650 liraya doluyor artık. 30 lira olsaydı ne yapardık, alamazdık herhalde ki. Allah'tan 30 lira olmamış. 1 kuruş kalmış. Neredeyse her gün değişen fiyatlara yetişmekte zorlanıyor araç sahipleri. Öyle ki bir gün arayla gelen ikinci zamın ardından birçok ilde motorinin litre fiyatı 30 liraya aştı. O illerden biri de Ankara. 30 lirayı aştı. Bir de yerinde de duracağı belli değil. Nereye kadar gidecek, şaşkın bir vaziyette bekliyoruz. Brent petrolün ortalama varil fiyatı %50'nin üzerinde artışla bugün 120 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati zamları uluslararası petrol fiyatına bağladı ama petroldeki artışın %50 olduğunu söyleyerek motorindeki fiyat artışı ise %300'ün üstünde. Geçen yıl bugünlerde motorinin litresi 7 lira 23 kuruştu. Şimdi ise 29 lira 99 kuruş. Yıllık artış oranı ise inanılmaz boyutlarda %315. Ben kendi işimi yapıyorum, asansör işi yapıyorum. Kazancımın yarısı yakıta gidiyor. Yani yetişemiyoruz. Zaten hayat şartları çok pahalı. Saymaz da gelmiyor yani. Her şey geliyor. A'dan Z'ye her şey geliyor. Şu giydiğimiz kıyafete kadar her şey geliyor yani. Akaryakıt fiyatları katlandıkça vergisi de artıyor. 29 lira 99 kuruş olan 1 litre mazotun 6 lira 62 kuruşu KDV ve ÖTV. Tüketiciler vergi havuzunu doldururken kendi cepleri boşalıyor. Özellikle iş için aracını kullananlar yakıtı son güçleriyle almaya çalışıyor. Yakıtı çocuğun kumbarasını açarak koyduk bugün. 180 lira para birikmişti çocuğun kumbarasından. Bozdurduk, öyle aldık. Uzmanlara göre maliyete göre değil, uluslararası piyasaya göre belirleniyor fiyat. Yani aslında akaryakıt fiyatları daha ucuz olmalı. Kimse şunu demesin. Bir yol biliyor, biliniyorsa biz uygularız veya dünya piyasaları demesin. Bu aldatmaca. Bu gerçek değil. Ucuz ithalat, vergiler, bütün bunları topladığınız zaman akaryakıtta %40'a yakın bir indirim aralığı var. Ama bunu maalesef kullanmıyor hükümet. Ne olacak, nereye kadar gidecek bu fiyatlar? Eskiden depomuzu fullleyebiliyorduk. Şu anda yarım depo, çeyrek depo idare etmeye çalışıyoruz. Tabii ki konulara dair yorumlarınızı Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yapabilirsiniz. Bugün dediğimiz gibi 7. sezonumuzun finalini yapıyoruz. Yaz boyunca benden söylemesiyle karşınızda olamayacağız ekip olarak. Ben Çalar Saat hafta sonunda zaten bu sabah olduğu gibi yazın da sizlerle birlikte olacağım. Ama tabii ki Meliha Okur'un yorumlarını özleyeceğiz. Ara ara artık birlikte gelirsiniz oluruz. Çalar Saat'e değil geliriz. Mi? İlker tabii Karagöz'ün ki. Yerine orada olacağım ben. Orada da ara ara sizin yorumlarınıza ihtiyaç duyabiliriz. Geliriz, geliriz. Biz bir ekibiz. Takımı bırakmayız. Seviyoruz birbirimizi. Biz de öyle Meliha Hanım. Ama ilk sorum şu. Hı hı. Sizce bu akaryakıt fiyatlarının sorumlusu kim?
Çok net cevap veriyorum. Eylül 2021'in hatasını yapanlar. Yani petrol fiyatının 70 dolar olduğu, kurun 8 lira 50 kuruş olduğu dönemde faiz neden, enflasyon sonuçtur diyenler. Bir kere hatanın sahibini bulalım. Evet. Bu. Net olarak söylediniz zaten. O kadar net. Peki bu 30 liraya çıkış daha da tırmanmaya devam eder mi? Eder. Nedenini söyleyelim. Bir, 1999 yılında otomatik fiyatlandırma mekanizmasına geçtik. Bizdeki akaryakıt fiyatının artışı birebir petrol fiyatlarıyla alakalı değil. Evet, petrol fiyatları düştü işte. Biz Akdeniz çanağındaki Cenova borsasına bağlıyız. Rafineri 2008'de özelleşti. Haftada bir gün rafineriden alınan fiyatlarla sistem çalışıyordu otomatik fiyatlandırma mekanizması olarak. Ama bundan 3,5 yıl önce bu ülkeyi yöneten siyasi kadro dedi ki bir dakika, biz otomatik fiyatlandırmayı durduruyoruz. Biz onun yerine Eşel Mobil'i getiriyoruz. Nedir Eşel Mobil? ÖTV ve KDV topluyorsunuz ya, bol bol vergi. Bu vergiden akaryakıt piyasasını sübvanse etmek. Kim veriyor kararı? EPDK veriyor. Dolayısıyla 3,5 yıl doğru fiyatlandırmayı yapamadık. Ama kara günler geldi, işler kötüleşti ya. 1 Ocak 2022 hop bir dakika, bizim paraya ihtiyacı var hazinenin dedik. Ve vatandaşın üstüne olduğu gibi yükü yıkmış olduk. O yüzden bu zamlar gelmeye, doğalgazda da devam edecek, elektrikte de edecek, akaryakıtta da edecek. Bu arada aslında akaryakıtı indirimli olarak ithal getirdiğimiz ortaya çıktı. Yani indirimli olarak ithal getirebiliyoruz biz. O zaman vatandaşa niçin indirimli olarak verilmiyor? Şöyle... 1 Ocak 2005'te petrol piyasası kanununu çıkardık ve petrol piyasası kanunuyla birlikte piyasayı libere ettik. Büyük akaryakıt bayileri özel sektöre aittir. Kendileri ithalat yapma hakkını kazandılar. Onlar özel şirketler, özel büyük bayiler. Devlet adına bu pazarlığı yapan, kaynağı sağlayan kurumun adı, ismini vereceğim. BOTAŞ'tır. Biliyorsun, kara deliği büyük olduğu için oraya kaynak aktarıyoruz. Evet. Öğrendik ki o kaynaklar sübvanse edilmiyormuş. Devlet borç veriyormuş. O borcu da biz üstleniyoruz. Dolayısıyla özel sektör indirimli alabilir. Kamu da alabilir. Nereden alıyor biliyor musun? Nereden? Spot piyasadan petrol alıyoruz. Daha avantajlı ve uygun. O yüzden Enerji Bakanlığı'nda büyük bir değişiklik olabilir mi? Olabilir. Bu kadar söyleyeceğim. Bakanlık düzeyindeki gelişmeleri de izleyelim. Enerji Bakanlığı'nda değişiklik olabilir de sorunlar çözülür mü? Problem bu. Yani Berat Albayrak döneminde de mesela değişebilir mi diye sorduğumda size değişebilir diye zaten önden söylemiştiniz. Değişti. Hangi sorun çözüldü? Ama şimdi EPDK'dan Enerji Bakanlığı'na bir gidiş olabilir. Bunun altını çizelim. Revize edebilir. Ve şunu söyleyelim, lütfen şeffaf bir biçimde bize hangi ülkelerden, spot'tan nasıl petrol alıyorsunuz, ben bunları takip eden biriyim, açıklasınlar, öğrenelim diyorum. Yani kakofoniyle ve karmakarışık bilgiyle doğru analiz yapma şansı yok diyorum. Maalesef ve yok. Ve burada bizim haberde çok güzel, %40'a yakın, evet bu indirim olabilir akaryakıtta ama neyle? Evet. Yani spot piyasadan aldığım petrol tamam ama vergi indirimiyle. Evet. Devlet bu vergiden, bu gelirden vazgeçmez. Mesela muhalefet partiler, altılı ittifak diyor ki ekonominin rayına girmesi için erken seçim olması gerekiyor diyor. Yani bir yönetim çatlağı, bir sistem problemi olduğunu savunuyor. Bir yandan da mesela muhalefet ilk iş... hasar tespit raporu açıklayacağını söyledi seçim sonrasında. Tabii hangi hasarın neresinden tutacaklar onu bilemem.
Çok doğru bir şey söyledin ama yani. Ben bir vatandaş ve ekonomiyi izleyen biri olarak şunu söylemek durumundayım. Bir, 2008'de dünya büyük krize girdi ya, evet. Küresel kriz sonrası neoliberal düzenin temsilcisi ABD, düşük faiz, kredi genişlemesine dayalı ekonomi modeliyle işleri 2021'e kadar götürdü. Yani 2013 ve 2018'de küresel ekonomi biraz krizden çıkar gibi oldu ama olmadı, salgın geldi. Bunu niye anlatıyorum? Bize yeni Türkiye ekonomik modeli diyorlar ya, evet. Ve biz de 2011'den bu yana düşük faiz, kredi genişlemesine dayalı büyüme diyoruz ya, evet. Bu bize ait bir model değildir. Bu neokapitalist dünyanın 2008 yılından bu yana uyguladığı modeldir. Şimdi 2001'de tedarik zinciri tıkanıp da dünyada dolaşan para, yani döviz, dolar, Amerika'ya geri dönünce Amerika'da faiz küt diye uçuverdi. Uçunca Amerika büyümeden vazgeçti. Enflasyonla mücadele için sıkı para politikası diyor, yüksek faiz diyor. Ey Türkiye diyorum ben de sözü uzatmadan. Bir, bırak bu hikayeleri. Bu politika işe yarasaydı neokapitalist dünya bunu devam ettirirdi. Sen faiz lobisi falan diyerek uyutma beni. Uyumaya artık ihtiyacımız yok. Bu politika işe yaramaz. Kasan bomboş. Evet, bu arada akaryakıt zammına sabır tavsiyesi duyuldu bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından. Ve Erdoğan enflasyon Şubat-Mart gibi düzelecek demişti. Ama enflasyon vaadiyle birlikte daha az satın alma gücüne sahip olduğumuzu da yineledi. Bu arada Ali Babacan iflas uyarısı verdi Meliha Hanım. Ülke batabilir dedi. Bir ülkenin Osmanlı 1842'den 1920'ye kadar yolculuğuna baktığımızda bu kadar güçlü bir imparatorluğu dış borç batırmıştır. Bir ülkeyi iç borç batırmaz. Çünkü para basarsın, her yolla parayı ödersin. Ama dış borç bir ülkeyi batırır. Dış borcumuz ne kadar? 180 nokta kısa vadede ödememiz, çevirmemiz gereken dış borç 180.1 milyar dolar. Diyelim ki bir miktarını ödüyoruz. %10 faizle borçlanıyoruz. Dolayısıyla dış borca dikkat. CDS'lerdeki uçuşun ana sebebi budur. Yani gelir kaynağı yaratmamız gerekiyor. Turizm gelirlerimiz var. Yaz sezonunda ama zaten pandemiden çok yara aldık. Bizden alınan vergiler sizce dış borcumuzu kapatmaya yeter mi? Hayır. Çünkü bir malum yani en büyük gelir kalemi Türkiye'nin vergiler ya. Şimdi vergileri TL cinsinden alıyoruz. Hı-hı. Bizim dövize ihtiyacımız var. O yüzden hükümet ne yaptı? Turizmcinin ve ihracatçının dövizinin %40'ı Merkez Bankası'na dedi. Onun dışında geri kalan %30'u reskont kredisi için bankaya bozduracaksın dedi. Özel sektör ne yapacak? Döviz alması lazım, borç ödeyecek insanlar. İster istemez kur artışı karşımıza çıkıyor bu durumda. Eyvah. Kur artışı demişken o zaman piyasaları da hemen sizlerle paylaşalım. Doların, euronun, altının hangi seviyede piyasaları kapattığını bir göz atalım grafiğimizde hemen. Dolar 17.32 seviyesinde en son böyleydi. Pazartesi yeni bir hafta olacak ve nasıl başlayacağını hepimiz göreceğiz. Euro 18.18, altın çeyrek tabii ki 1.681 lira çeyrek altın. Tabii Cumhuriyet ve ATA diğer altınlara baktığımızda piyasa oldukça çalkantılı. Yani doların da aslında seyrine baktığımızda Meliha Hanım yerli yerinde durmuyor. O kadar KKM açıklandı, yeni politikalar açıklandı. Ne işe yaradı diye bu tabloya baktığımda düşünüyorum ben. KKM hazineye ek yük oldu. Yani halktan alıyorsun, hazineye veriyorsun. 21.5 milyar dolar civarı. Hazineye yük oldu. Meselenin özü şu, dünyada enflasyon büyük tehdit. Dünya ekonomisi resesyona girecek, büyüyemeyecek. O yüzden petrol fiyatlarının aşağıya doğru gitmeye başladığını gördük. Böyle bir dönemde düşünsene kriptocu adam, milyarder
Para kaybetmiş. Evet. Uzay dolmuşçusu para kaybetmiş. Hı hı. Bak isim vermiyorum. Uzay dolmuşçusu. Elon Musk. Hı hı. Ondan sonra sanal mağazacı para kaybetmiş. Sanal albümcü para kaybetmiş. Kaybetmiş, kaybetmiş. 1.4 trilyon dolardan 345 milyar dolar. Ya dünya onlara güzel, bize güzel değil. Bizim gibi ülkelerde yani orada bu sıkıntı varken onların yükü bizim üstümüze katmerlenerek gelecek. Evet. Bizim işimiz zor. Dolayısıyla hı hı. Evet dış borçlarımızla ilgili her gelişmeyi çok dikkatli takip etmeliyiz. Hiç rahat bir hayat yok. Hazineye yük binmeye devam ediyor Merve. Evet. Bu para senin benim cebimden çıkıyor. Evet. Gelir eşitsizliği iyice artıyor. Buradan çıkış olamaz. Büyüme hikayesiyle düşük faiz, genişleyici maliye politikasıyla hikaye yazan AK Parti'ye bir çağrım olacak. Buyurun. Bu hikaye bitti. Bu defa bu hikaye tutmaz. Neokapitalist sistem bu hikayeden vazgeçti. Siz kasasında bir doları zor bulurken nasıl bu hikayeyi sürdürmeye ve oya çevirmeye çalışıyorsunuz? Ben de bunu anlamıyorum. Evet, önümüzdeki süreç çok hareketli geçecek. Şimdi bugün sezonun son finalini yapıyoruz biz. Ama muhalefete de kızıyorum ben. Tabii ki yani. Bu sorunları niye? Ya tartışın, hı hı. Tartışın ama siyaseti bir yana bırakın. Halkın önceliklerini göz önünde bulundurarak tartışın. Taraf olarak tartışmayın. 30 liraya motorin. Vatandaş benzini arabasına nasıl koyacak? Traktör nasıl çalışacak? Yani zaten en yaralı ekip çiftçi ekibi. Tabii. Birazdan geleceğiz zaten tarımın ne halde olduğunu. Servis şoförleri örneğin. Gazete manşetlerinde görüyorsunuzdur ya da sosyal medyada görüyorsunuzdur. Artık protesto amaçlı kartonlara yazı yazarak 30 lira mazot olur mu diye seslerini duyurmaya çalışıyor insanlar. Ama... anlaşılan o ki önümüzdeki sezona başlarken konuşacağımız konular daha da katlanmış olarak karşınızda olacağız galiba. Şimdi efendim sizlere şunu sormak istiyorum. Buzdolabı, çamaşır makinesi ihtiyaç mıdır diye sormak istiyorum. Sanırım herkes evet diye yanıtlar. Çünkü ihtiyaç. Fakat ülkemizde bu ve bu gibi kalemler özel tüketime giriyor. ÖTV'den bahsediyorum. 2022 yılında hayatımıza giren ve bir daha hiç çıkmayan ÖTV'den kendisi devletimiz için en önemli gelir kalemlerinden biri özel tüketim vergisi. Ama temel ihtiyaç ürünlerinden alınmaya devam ediyor özel tüketim vergisi. Örneğin siz bir tıraş köpüğü bile aldığınızda ya da buzdolabı aldığınızda, çamaşır makinesi, fırın, jilet aldığınızda bunlar ihtiyaç olarak değerlendirilmiyor devlet cephesinde ve özel tüketim vergisi bu kalemlerde de uygulanıyor. Şimdi vergileri konuşma vakti. Bakın nelere vergi ödüyoruz. Vergi, vergi, vergi. Nereye kadar? Her şeyden. Her tarafımız özel tüketim vergisi, her yanımız özel tüketim vergisi. ÖTV'nin tahsil edilmediği neredeyse çok fazla dalan kalmadı. Özel tüketim vergisi. Namı diğer ÖTV. Adı özel ama hayatımızın en genel ihtiyaçlarını onu görmek mümkün. Hepsinden alınıyor. Birçok şikayetçiyiz ama kime şikayetimi söyleyeyim, kime gideyim, kim beni dinliyor demeye devam ediyoruz. ÖTV 2002 yılından bu yana hayatımızda ama aslında 1990 yılında AB direktiflerinde yer alan düzenlemelerle çalışmalarına başlanmıştı. Yıllarca meclise geldi gitti. 2002'de de nihayet kabul edildi. Artık kalıcı hale geldi. ÖTV'ler ilk çıktığı zaman biliyorsunuz bir amaçla çıktı ama sonra her şeye yayıldı. Kalıcı oldu aslında bu. Vergiler geçiciydi. Bir vergi çıkarıyorlar. Ondan sonra açıkları kapatmak için vatandaşın omzuna devamlı şekilde kalıcı olarak yüklüyorlar. Aslında tanımında lüks ürünlerden, insan sağlığına ve çevreye zararlı olan ürünlerden alınır deniyor. Ama bugün kullandığımız pek çok şeyin fiyatında var artık. 50 bin liralık saatte yok belki ama o saatin kayışında var örneğin. Lüks değil, ihtiyaç olan tıraş köpüğünden tırnak makasına kadar birçok ürün için tüketiciler özel tüketim vergisi ödüyor. ÖTV devletin kasasını doldururken tüketicinin omzundaki yükü de artırdıkça artırıyor. Bugün mutfağa girdiğinizde buzdolabından fırınına, çamaşır makinesinden bulaşık makinesine kadar
her yerden özel tüketim vergisi alınmakta. Cep telefonu alsanız yine özel tüketim vergisi ödemek zorundasınız. Buzdolabınızda, fırınınızda, bulaşık makinenizde, temizlik yaptığınız elektrik süpürgenizde, salona astığınız kristal avizede. Bazen bakıyorsunuz ki vergiler ana parayı geçiyor. Yani aldığınız ürünün vergisi kendi değerine 3-5 katı. Cep telefonu bile hala özel tüketim olarak görülüyor. Fiyatına göre ÖTV'si %25'ten başlıyor, %50'ye kadar çıkıyor. 3000 liranın üstündeki bir telefona tüketici yarısı kadar daha ÖTV ödemek zorunda kalıyor. Üstelik KDV de ÖTV eklendikten sonra hesaplanıyor. Yani verginin de vergisi alınıyor. Listede tırnak makası da bulunuyor. Tırnak makasından alınan ÖTV oranı %20. Deodorant da var. Deodoranttan da %20 oranında ÖTV alınıyor. Tıraş köpüğünden alınan ÖTV oranı ise %6,7. Demek ki ne kadar sıkışıklık var ki dönecek canlı paramız yoksa en basit görülen şey halkın cebindeki para. 2022 yılın Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası verilmiştir. 2022 yılının ilk 5 ayında her 100 liralık verginin 62 lirası sadece KDV ve ÖTV'den toplanmıştır. Bütçe fazlası duyuruları yayılırken vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre devletin kasasına vergilerle yama yapılıyor. Dar gelirlinin ise cüzdanındaki delik kapanmıyor. Aksine günden güne büyüyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Torunumun eşofmanı yırtılmış. Onun altına yama koydurdum ben. Devletin kasası vergilerle doluyor ama keşke dolmuşken bir de üzerine borçlanmasa devletimiz, ama bir de borcu da kapatacak seviyede değiliz. Yani doğru. Açıkta veriyoruz. Aynen. 1 trilyon 84 milyar TL'lik gelir bütçe açıklandı ya, gelirimiz evet. Olmuş. 959.8 milyar dolar giderimiz var. 5 ayda 881.1 milyar lira gelir var. Ve vergi. Bu kadar vergi almışlar. Şimdi bu verginin 392.2 milyar TL'si KDV, ÖTV. Yani 100 liranın 45 lirası. Haberde geçtiği yarısı gibi 100 liranın neredeyse 65 lirası ÖTV ve KDV gidiyor. İki kalemi vereceğim. Hani alkol ve tütün sağlığa zararlı, hatırlatalım. Evet. Beğenmiyoruz, kızıyoruz ya. Alkol ve tütünden %50.9. Akaryakıtı konuştuk ya. 31.2 milyar TL hedef koymuşuz vergi alma hedefini. 28.2 milyar TL'yi 5 ayda almışız. 28.2 milyar TL yani, alkolden ve şimdi alkol tütünden 50.9. Evet. Akaryakıttan 28.2 milyar TL. Akaryakıt için 31.2 yıl sonuna kadar hedef koymuşuz. Alkol yani, ve tütün sağlığa zararlıdır bu arada. Evet, bunu söylüyoruz. Ve buradan şu çıkıyor. 3 kalemde yıkıp geçmişiz. Yani muhteşem bir vergi toplama rekoru kırmışız. Ey Türk halkı, sen kümesteki kassan, artık hep bunları söyleyeceğim. Senin ve benim bir şey söyleme şansım var mı Merve? Yok. Burada önemli bir detay var, onu söylemem lazım. Fazla vergi vergiyi öldürür. Ben bunun altını inatla çizim. Bana ait bir söz değil. Bir Fransız iktisatçının sözüdür. Fazla vergi, vergiyi öldürür. Şimdi soru şu. İlk 5 ayda bu rekorları kırdınız. İyi, güzel, hoş da bundan sonraki dönemde her şey harcanıyor. Gidiyor paralar. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bu bütçe dikiş tutar mı? Denk bütçe verebilir misiniz, yoksa ek bütçe için yolculuğa başlar mısınız? Nasıl bir yolculuk başlayabilir? Ek bütçe hazırlar çünkü sürekli harcıyor bunu. Yani iyi, güzel, hoş da tasarruf bizim. Tasarruf şey nerede? Neyi satacağız? Satacağımız şey elektrik iletim maaşı satacağız. Satmayın diye bağırıyoruz. Hiçbir yere altyapı yatırımı yapmıyoruz. Evin antikaları gitmiş. Toprak satıyoruz. Toprak satıyoruz galiba, dediğiniz gibi. Mesela Sanayi Bakan Yardımcısının yanılmıyorsam açıklamasıydı, evet, bu.
Dedi ki tarım alanları %30 oranında çok da bir tarım alanımız yok. Sanayiye versek bu tarım alanlarını daha çok para kazanırız dedi. Hayati Bey söyledi değil mi? 1990'lı yıllarda müsiat ekibi olarak Türkiye'de iş hayatına imza atan İstanbul Ticaret Odası'na gelip buradan sanayi odası sonra siyasete soyunan kadrodur. Hepsini çok iyi tanırım. Kendisi de iyi ahbabımdır ancak 80 yıl boyunca bu ülkede katma değeri ve sanayinin altyapısını yarattığı katma değerle tarım sağlamıştır. Konuşurken ne söylediğimizi iyi bileceğiz. Evet, ayrıca %30 oranında kaldıysa tarım arazileri, bu da sorumlu olarak, bunun sorumlusu da köylü değil yönetenlerdir diye ben de eklemek istiyorum. Ha, önemli bir detay yine burada. Neokapitalist düzenle ilgili. 20 yıldır iktidardasınız. Tarım dahil Türkiye'deki tüm yapıyı tekelleştirdiniz. O zaman bozmasalardı Melih Hanım. Oligopol bir piyasa yarattınız. Küresel 5-10 şirketin yönettiği bir tarımsal endüstri çıkıyor karşımıza. Çiftçiyi ben mi bu hale getirdim? Çiftçi siz onun, mi getirdiniz? Ama çiftçi yani onun için ağlıyor. 10 tane, 12 tane büyük dev şirket pazarı kontrol ediyor. Çiftçiyi köleleştiriyor. Emekçiye hürmetsiz davranıyor. Yem özel. Yabancı, gübre yabancı, ot yok, ilaç yabancı. Pardon, çiftçi ne yapacak? Çiftçinin sistemini bozuyorsun. Zaten mazot fiyatı da ne kadar olmuş? Sanki üzerine çok fazla masraf yapacak gücü varmış gibi. Tarım demişken bize bir mektup geldi biliyor musunuz? Nereden? İzmir'den geldi Melih Hanım. Sevgili izleyiciler, Erdal Teker, Yenişehir İzmir'den bu mektubu yazdı bize. Bakın. Şöyle göstereyim, Hilal Allaç gösterecek bunu. Arkasında ne var biliyor musunuz? Hemen onu da göstermek istiyorum size. Bornova Çamdibi Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi. Ödeme tablosu var. Ben bunu birazdan okuyacağım ama tarım demişken en başta şu üreticimizle alakalı haberimize de gidelim istiyoruz. Üretici üretmekte, tüketici almakta zorlanıyor. Maliyetler çiftçinin belini bükmüş durumda. TÜİK de maliyetlerin arttığını açıkladığı aylık artış oranıyla kabul etti. Ancak çözüm bulan yok. Şimdilik çözüm sadece buğday krizine bulundu. Bulunan çözüm de şu, buğday ithal edilecek. Ama bakın nereden? Hep yeşillik alıyoruz artık yani. Mevsimi diye. Meyve? Meyve yok. Fiyatları gördüğünüz gibi uçuk. Taze fasulye, domates, onları aldık. Yaz meyvesi. Ha, gidin fiyatlara bakın, görürsünüz sebzeleri. Pahalı. Bakalım, bekliyoruz emekli maaşlarını böyle yayınlayın da görsünler. Bakalım Temmuz'da ne yapacaklar. Yetişmiyor çünkü. TÜİK Tarım'da üretici maliyetlerini açıkladı. Mayıs'ta bir önceki aya göre %16 arttı maliyet. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayında meyve sebze fiyatlarındaki pahalılığın mevsimsel olduğunu ve ihracattan kaynaklandığını öne sürmüş. Yazın gelmesiyle fiyatların düşeceğini söylemişti. Şimdi tam da mevsimi ama fiyatları hala çok yüksek sebze meyvenin. Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk bereket yılı. Hani düşmedi? Niye düşmüyor? Almayacağım. Param yok. Param olsa alacağım ama çok yüksek. Mevsiminde niye bu kadar pahalı? Yaz gelince meyve sebzenin ucuzlaması lazım. Ama bakıyoruz 25 liradan aşağı meyve yok. TÜİK'e göre bile bu fiyatlar düşmeyecek, artacak. İddia edildiği gibi stokçuluk ya da fırsatçılık değil, artışın sebebinin maliyet olduğunu TÜİK de söylemiş oldu. Üreticinin maliyeti Mayıs'ta bir önceki aya göre %16,18 artarken bir yılda %154,97'ye çıktı. Bizde etkiliyor işte bak, alamıyoruz, alım gücüm azaldı. Orta direktlik çukura düştük artık yani, kalkamıyoruz. Şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam. Üreticinin maliyeti ise her alanda katlandı. Uzun süredir kar edemese de en azından maliyetini ve gelirlerini hesaplayabiliyordu. Ama mazot ve gübreye her gün zam gelmeye başlayınca belki de ilk defa bir ürünü ne kadara mal ettiğini bilmiyor çiftçi. Ortalama olarak mal ettiğimiz rakamları bilebiliyorduk. Şu anda mal ettiğimiz rakamları bilemiyoruz. İlacındır, gübresidir. Ne kadar yüksek olursa olsun almak zorundayız. Bu ürünün onlara ihtiyacı var. Onlarsız da olmuyor. Gübre kullanmadan üretim yapamazsınız. Yani yaparsınız da
Hani 600 kilo alacağınız yerde 200 kilo alırsınız. Elde edeceği verim o kadar düşük olur ki daha büyük zarara girecek. Tüketici için sebze meyve, üretici içinse kazanmak hayal. Bir de tüm dünyada yaşanan, Türkiye'de de etkileri her geçen gün artan buğday krizi var. Venezuela Tarım Bakanı ve daha sonra da Maduro'nun kendisi bizim ülkemizde üretim yapın, 100 kilo tohum üretin, 100 kilo buğday üretin, 70'ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30'unu bize bırakın yeterdir. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'nin buğdayı ithal eden Venezuela'da buğday üretimine başlayacağını açıkladı. Uzmanlara göre bu imkansız çünkü ne toprak uygun ne de taşıma maliyeti. Ancak anlaşma yapıldı. Maduro da ya gelin siz bizde üretin diye. Belki de hani bunu hani şaka mı söyledi onu da bilemiyorum açıkçası yani. Çünkü hani orada üretiliyorsa niye kendileri üretmiyorlar? Niye buğday ithal ediyorlar? Niye un ithal ediyorlar? Yani kendileri üretsinler. Yani bunca aydır düşünüldü. Buğday krizine Venezuela'dan mı çözüm bulundu? Ben Venezuela filan bilmem, Maduro filan bilmem. Maduro İstanbul'a gelince çok sevdiği bir yer var, bir arkadaşımın yeri. Hep orada oturur. Bir tek orayı kapatıyor. Sabahlara kadar orada oturuyor, bayılıyor. Bir daha gelirse beni çağır da şu Maduro'ya buğdayı bir sorayım diyeceğim. Ama Türkiye ve Venezuela arasında altına dayalı bir sıkıntı, altın meselesi vardır. Buğday meselesi. Buğday da araya karıştı. Araya karıştırılıyor. Beni ilgilendirmiyor. Gelen gideni aratıyor bu ülkede. Hani düşünsene Mart Şubat'tan Nisan Mart'tan iyi olacak derken Temmuz'da gözlerimiz ışıl ışıl ışıldayacaktı. Tabloya baktığımızda gelen gideni aratıyor. %155 tarım enflasyonu. Nereden izliyoruz? Tarımla ilgili bir TÜİK'ten izliyoruz. Bir de Antalya Ticaret Borsası'ndan hal endekslerinden. TÜİK bize kapıları kapadı. Evet. Biz ne olduğunu göremeyeceğiz. Ama Antalya Ticaret Borsası'nın hal endeksleri bize bu yazın ne olacağını gösteriyor. Bir, bu yaz vatandaşa söyleyeyim domates fiyatı düşmeyecek. Çünkü hale yeterli domates gelmiyor. 19 haldeki hareketi söylüyorum. O endekslerden görüyoruz. Meyvede bir miktar düşüş olabilir. Dolayısıyla biz önümüzde bu yaz bizim Caner Özduran Menemen Endeksini sevdik ama ben diyorum ki domates, peynir, ekmek, domates, karpuz, ekmek endeksleri oluşturalım. Karpuzu da koyuyoruz yani. Evet, bu endeksler üzerinden üretici endeksiyle tüketiciyi kıyaslayarak gidelim. Ana sorunumuz üreticinin durumu. Üreticideki bu kötü gidişin tüketiciye yansımasına bakacağız. Yani zincirin halkalarının nasıl bir bir koptuğunu ya da kopartıldığını inceleyeceğiz. Çünkü tekelleşmeden söz ettik. Evet. 10-12 tane dev şirkete, küresel şirkete her tür yetkiyi verip kendi küçük çiftçini, esnafını ezersen, çiftçinin ürünü ancak hale gidebiliyor küçük. Diğerlerini büyük devler alıyor. Bitti, bu arada gitti. Gelen mektup teşviklerle alakalı. Mesela diyor ki Erdal Bey, ekte ödeme planı olan devlet teşviğinin ödemeleridir diyor. 2019 Şubat ayında iş kolumuza ait imalat yapmak için eşim Sabiha Tekan adına bizim kredi notumuz düşük olduğu için İzmir Bornova Çamdibi Esnaf Kefalet Kooperatifinden 150 bin 36 vadeli kredi çektik. Başladık, taksitlerimizi de ödüyorduk ama ertelemek zorunda kaldık diyor. Salgın en son geldikleri nokta makinaları satmışlar ve hala borçlular. Şimdi bu borcu ben nasıl ödeyeceğim diyen izleyicilerimizden biri. Sürekli böyle mektup geliyor bize. Biz de bunu TESK Başkanı'na bu mektubu gönderiyoruz. Aynen öyle. Hani her hafta bir açıklama yapıyorsun Bendevi Bey. Evet. Senin asıl sorunun işte bu zor durumda olan esnafı küçük aile işletmeleriyle ilgili çözüm modeli geliştirmektir. Ve inanın bana bu sadece bir mektup. El yazısıyla kaleme alınmış sadece bir mektup. Bu mektuptan onlarcası geliyor. Sadece benden söylemesi programına
Ve gelen ihbarları da siz buyurun, varın düşünün efendim. Geçmiş olsun Erdal Teker. Umarım kurtulabilirsiniz ve borçlardan çok zor kurtulur. Tekerleşmiş oligopol bir yapı evet. var. Şu yumurtayı unutma ya. Aa, yumurta işi ne olacak Melih Hanım? Bu yumurta işi çok ciddi. Ne o? Türkiye'nin biliyorsun iki büyük tavuk şirketi. Biri Brezilyalı, evet. biri Güney Koreli. Tavuk şirketimiz de kalmadı. Süt şirketimiz de kalmadı. Yerli şirket kalmadı. Şimdi tavukta tavuk borsası, yumurta borsası vardır. Yumurta kooperatifleri vardır, birlikleri vardır. Bunlar birbiriyle pazar kötü, şartlar kötü konuşuyorlar ya. Evet. Vatandaşın biri rekabet kuruluna bunlar fiyat belirliyor diye şikayet etmiş. Rekabet kurulundan yumurtacılara büyük ceza gelecek. Hmm. Yumurtacılar da ne yapsın? Birkaç tane yine büyük yumurtacı ayakta diğerleriyle vedalaş. Böyle bir şey olamaz. Yani her şey Türk tekerleşerek. Türk halkı da ucuza yumurta yiyemez. Aa, zaten yiyemiyordu iyice artık. İyice yiyemeyecek. Evet. Belli kişilerin ha, eline. Bir de içinde ne var da bilmiyoruz yani onun içerisinde. İçerisinde tavukların beslendiği yemler acaba doğal besinler mi bunu da bilmiyoruz. Bilemediğimiz gibi zaten GDO'lu ürünleri yediğimiz gibi bir de üzerine fazla para vermek i̇şte zorundayız. İşte kafessiz Türkiye hareketi var. Hayvanları rahat bırakın. Çok kazanacağız. Para hırsıyla hareket etmeyin diye yürüyen bir hareket. Sağlıklı yumurta. Vatandaş yumurta alırken... gezen tavuk filan yapmayacak. 0-0'a bakacak. 0-1-0-2 alacak. Ah Melih Hanım gitti. Sağlıklı yumurta diyorsunuz da sağlığı düşünen mi var? Sağlık sistemimiz çökme noktasına geldi. Yani. Ay gülelim mi ağlayalım mı? Trajikomik. Gülsek de sinirden güleriz zaten. Efendim sağlık sistemi alarm veriyor. Randevu almak, radyoloji tetkiklerini yaptırmak zaten uzun zaman alıyordu. Ama özel hastanelerin SGK ile anlaşmasının bitirmesi hastaların çilesini daha da katladı. Özellikle onkoloji hastaları çok mağdur durumda. Kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi almak durumunda olan ve yıllardır aynı doktora giden, takiplerini aynı doktorda yaptıran hastalar çok zor durumda. Bu hafta biliyorsunuz ki bir ambulans şoförü gidip Sağlık Bakanlığı'nın önünde eylem yapmıştı. Çünkü hastasını götürecek, yoğun bakıma girmesi gereken hastasını götürecek hastane bulamadığı için eylem yapmıştı. İşler kilitlenmiş vaziyette. Özel hastaneye herkes gidemiyor. Üniversite hastanelerinin durumu belli. Devlet hastanelerinde ise maalesef randevu çilesi var. Çivi mi var orada? Evet, platin var. Platinin çivisi çıkmış. 5 senedir gidip geliyorum buraya. Halen daha alacaklar yani. Neden almıyorlar? Sırası geldi mi çağıracağız diyorlar. Öyle canım yanıyor ki bir yere değdiği zaman. 6 ay sonraya bana gün veriyor. Sayın büyüklerim ya. Lütfen ya bizi hiç duymuyor musunuz? Sokağa inmiyor musunuz? Ağzınızda diş yok, para yok. Dişçiler sıra vermiyor. Bilmiyorum yani söylenecek çok şey var. Kelimelerim kifayetsiz bittiği yerdeyiz. Ben 9,5 senelik dosyamı alıp nasıl hani başka bir yere gidip de kendimi tanıtabilirim başka bir doktora. Bütün aslında onkoloji hastaları böyle. Randevu bulmak haftalar hatta aylar sürebiliyor. Doktora muayene olduktan sonra istenilen radyolojik görüntülemeyi yaptırmakta. Doktorlar göç ediyor. Gitmeyen kalanlarsa hakları için eylem düzenliyor. Hastalar doktorlara destek. Çünkü yaşadıkları zorluklar nedeniyle giden uzman doktorların yerini doldurmak zor. Hiç düşmüyor yani. Açıyorlar 15 gün sonra bir daha alın. 4'te bir daha alın. 4'te arıyorsun aynı şey. Asgari ücret 4 işte 250 alıyorum. İşte 800'e yakın göz hastanesine verdim. Hepsinden kaşındım. Mutfaktan, gıdadan, elektrik, sudan. Daha hala ödememişim borçlarımı. Duruyor yani. Bütün doktorlar gitti Avrupa'ya. Neler randevu alıyorsun? Kim veriyor? Hangi sistemden alıyorsun? Hastanelerde yatacak yer yok. Hastanelerimiz çok ama doktorumuz yok maalesef. Hastane çok, doktor yok. Sağlık sistemindeki sıkıntının teşhisini bizzat hastalar koyuyor. Çözüme gelince ise denenen yöntemler bir öncekini aratıyor. Belli branşta hizmet veren özel hastanelerin SGK ile anlaşması bitince yüzlerce hasta mağdur oldu. O mağduriyet her geçen gün biraz daha büyüyor ama hastaları rahatlatacak yeni bir düzenleme ne yazık ki yapılmadı. Yani bu bizim için çok zor bir durum ve bir inatlaşmayla hastaların bu şekilde ortada kalmasının çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. O hastalardan biri de 44 yaşındaki Müge Açıkalın Altunlu. İnşaat mühendisi genç kadın 9,5 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyor. Zaman zaman yükseliyor hastalığı. Bunca yıldır tedavisini üstlenen doktorunu da bütün kayıtlarının olduğu hastanesini de bırakmak istemiyor. Çok pahalı kanser tedavisini
Sosyal güvencesi olmadan sürdürebilmesi ise çok zor. Kendi özel sigortanız yoksa çok pahalı bir tedavi. Özel hastanelerin kapılarının SGK'lı hastanelere açılması amaçlanmıştı. O kapılar kanser başta olmak üzere tüm branşlarda SGK'lılara kapandı. Randevu sorununu çözmek bir yana daha da derinleşti. Kızım tip 1 diyabetli. Şu anda doktoruna sonuçta gösteremedim. 3 ayda bir gidip çocuğumu 400 lira, 500 lira muayene parası verip özel doktora gitmek zorundayım. Gücünüz var mı? Gücüm yok maalesef. Sadece tek bir çalışanım var. Alamıyoruz. Hiç hep iptal oluyor. Hiç alamıyoruz yani. Acile geldim. Bakımlı ne olacak yani? Sağlıklı olalım diyoruz. Ne beslenebiliyoruz, ne sağlık hizmetinden faydalanabiliyoruz. Yani vatandaşım ay haline diyorum. Teşekkür ediyorum. Petrol, elektrik, doğalgaz, tarım, sağlık sektörü gitti. Her şeyi sattılar. Ülke elden gidiyor. Öğretmen maaşımla neye yetişeceğimi şaşırdım. Doktor gidiyor, hastaneye gidemiyoruz. Öleceğiz. Hangi birini anlatalım? Yeter yeter. Borçtan bıktık diyor bir izleyicimiz. Yönetişim çok önemli bir konu. Türkiye ciddi bir yönetişim krizi yaşıyor. Bu bir. İki, asıl sağlık çok ciddi bir sorun. Çünkü çok hastanemiz var. Yaptık ama. Şehir hastaneleri. Kaç bakanlığa oraya bedeldi? 5 bakanlığa bedel. 10 şehir hastanesini işletenler. Ben ara ara senin yayına geleyim de. Tabii. Bunların hikayelerini anlatayım. Çoğunu iyi tanıdığım için. Evet. Yok öyle bir şey. Çökmüş modellerle bize akıl vermeyin. Halkı bu kadar sömürmeyin. Ben bunu söylemek durumundayım. Ama şunu ben şimdi birazdan kalkacağım. Sözü unutmayayım. KYK var ya, Kredi Yurtlar, evet, Kurumu borçluları bir, EYT'liler iki, bizim ana, hı hı, konularımız. Ama Temmuz'da enflasyon farkı gelecek, asgari ücretliye de ek zam yapılacak mı? İki konuyun altını böyle çiziyoruz. Hı hı. En önemli gündem konumuz. 1 Mayıs'tan bu yana bekliyorlar çünkü müjdeli haberi. Hep bekliyoruz. Maalesef hep bekliyoruz. Gelmedi o ben müjde. Ben gidiyorum. Melih Hanım. Görüşürüz. Şöyle. Gel Hande. Gelin. Gel. Bakın, aa, sürpriz. Evet, bugün siz çok güzelsiniz. Sürpriz. Evet, yaptık. Sürpriz yaptık. Bugün Fidan Şimşek bizi, evet, giydirdi. Evet. Ben gidiyorum. Çok teşekkürler. Çok görüşürüz. Vallahi çok hoşsunuz bugün. Kıyafetler. Bugün ikimizin de aynı elbisesi tesadüf olarak denk geldi. Fidan Şimşek giydirdi bizi diyelim. Evet, ona da buradan yolluyorum. Emekçi, Türkiye'nin emekçi kadınlarından biridir. Çok da seviyoruz onun elbiselerini. Gerçekten tesadüf oldu. Evet, ama güzel oldu. Güzel, güzel bir oldu. Tesadüf. Hem de finalde. Aynen. Çok güzel. Kırmızısı da güzelmiş, evet, anneciğim. Senin sana de da öyle. Çok yakışmış. Efendim şimdi biraz da gökyüzündeki gündeme bakacağız. Tabii ki astrolojinin prensesi Hande Kazanova bu hafta bize acaba neler aktaracak? Şimdi tabii yazı merhaba diyoruz Merveciğim. Çünkü tam 21 Haziran en uzun günü yaşadığımız gün itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Artık yaz ekinoksuna gidiyoruz önümüzdeki hafta itibariyle, evet, Salı günü itibariyle yaz dönemine merhaba diyeceğiz. Öncelikle herkese, bizi izleyen bütün izleyicilerimize çok böyle mutluluktan çok ama uçacakları, her tür sıkıntı ve problemlerin geride olacağı da öyle bir mi yaz dönemi dileyelim. Çünkü Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve Yengeç Burcu ev, aile, yuva, vatan, millet, sevdiklerimiz, koruma içgüdüsünün ön plana çıktığı, aynı zamanda daha fazla duygusal olacağımız ve sevdiklerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyacağımız da bir dönem olacak. Hı hı. 20 Haziran'dan 21 Haziran'dan 22 Temmuz'a kadar, 21 Temmuz'a kadar bu etkiler altında olacağız. O yüzden de hem akrep burçları, hem yengeç burçları, hem de balık burçları, hı hı, bu gökyüzünün su enerjisini daha fazla yüreklerinde hissedecekler ve çok daha hızlı ilerleyecekleri bir döngü içerisine giriyorlar. Bunu da eklemiş olalım. O zaman bu 3 su grubu özellikle olumlu, tabii, yönden mi etkilenecek? Evet. Yani istedikleri noktalarda, harekete, hı hı, geçmek istedikleri noktalarda çok rahat adım atabilecekler bu dönem içerisinde. Hepimiz biraz su elementi gibi, su, hı hı, burçları gibi hareket edeceğiz. Daha duyarlı, başkalarının acısını kalbinde hisseden, başkalarına yardım etme özelliklerini ön plana çıkartan, derin duygular, hı hı, ve tabii ki koruma
kollama içgüdüsüyle hareket edeceğiz. Ama su grupları aynı zamanda böyle su gibidir. Her şeye kolay uyum sağlayabilirler. Doğru, bulunduğu kabın şeklini alır. Belki biraz daha mı uyumlu olacak insanlar birbirleriyle alakalı karşı? Biraz daha uyumlu olabilirler tabii ki ama biraz daha tabii herkesin kendi vatan ve milliyetçi taraflarının da ön plana çıkmasına neden olacak bütün bunlar. Biraz önümüzdeki bu 21 Haziran'a göre çıkarttığımız haritada aslında Türkiye'nin bir sonraki ekinoksa kadar 23 Eylül'e kadar ki dönem çok fazla dış ülkelerle olan ilişkilerini konuşacağız. Özellikle onlarla olan işte muhasebeler, ödemeler, aynı zamanda işbirlikleri, davalar, bunlarla ilgili konular biraz dikkat çekiyor. Yaz dönemi ağırlıklı olarak bu konular hayatımızın merkezinde olacak gibi görünüyor. Evet, yaz dönemini konuşmadan önce o zaman bir ara verelim. Tamam. Sonra yaz döneminde burçları neler bekliyor? Sezon finalimizi yapmadan önce Hande Kazanova'ya danışalım. Efendim Hande Kazanova astrolojik haritamıza bakıyor. Tabii ki bunlar kısa kısa ama YouTube kanalında Hande'nin tabii ki daha detaylı şekilde dinleyebilirsiniz. Evet, her ama hafta burada oradayız. Böyle özet geçiyoruz biz. Özet geçiyoruz. Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesi, bu hafta Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. İlişkilerde meraklı, flörtöz. Böyle birazcık daha mantıklı taraflarımız ön plana çıkacak. İkizler Burcu iletişim demek, konuşmak demek. Hmm. İlişkilerde böyle biraz dedikoduyu seveceğiz. Öyle mi? Paylaşmayı seveceğiz, iletişimi seveceğiz. Öyle bir döneme gidiyoruz. Şimdi burçları da hem Güneş'in Yengeç Burcu'na geçişi hem de Venüs'ün İkizler Burcu'na geçişi üzerinden değerlendirsinler sevgili izleyenlerimiz. Peki o zaman Koç Burcu'yla başlayalım. Haydi başlayalım sevgili koçlar. Eviniz, aileniz, yuvanız önem kazanıyor. Emlakla ilgili konu ve olaylar da tabii ki gündeminizde olacak bir ay boyunca. Kariyerinizde önemli iş ilişkileri kuracağınız bir döngü içerisine giriyorsunuz ve 3 hafta boyunca yakın çevre bağlantılarınızı kuvvetlendirirken eğitim ve iletişim alanında çok şanslı olacaksınız. Zaten şanslısınız. Kasım'a kadar bu şansı değerlendirin lütfen. Harika. Şimdiki etkiler o zaman Kasım'a kadar mı devam ediyor? Hayır, Jüpiter Koç burcunda, Koç burçları için Kasım ayına kadar özel şey. Onlara özel olarak o şansı iyi değerlendirsinler. Boğa burcunda sıra. Şimdi iletişim, eğitim, seyahat, ticaret, hukuk alanlarında kendilerini gösterecekleri bir döngü başlıyor sevgili boğalar için. Çok gezecekler, dolaşacaklar bu dönemde. Maddi kazançlarınıza odaklanmanız gereken bir dönem. Güzel destekler aldıkları bir süreç olacak bu hafta ama hafta sonuna doğru lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin sevgili boğa ve yükselen boğalar. Özellikle şimdi bazı uyarılar var bilim insanları ve tıp doktorlarından. Evet biz pandemiyi geride bıraktık ama salgın hastalıklar çağında olduğumuz için bulaş oranı yüksek olan rahatsızlıklar halen çok etkin. O yüzden hani maske hijyen kuralları vardı ya, belki maske takmıyor olabilirsiniz ama en azından elinizi sık sık yıkamayı ya da yanınıza kolonya taşımayı ihmal etmeyin. Öksürürken, hapşırırken tabii ki ağzımızı da kapatıyoruz. Artık bu da öğrenmiş olmamız lazım 2 yıl boyunca birçok alanda. Doğru, hem bir görgü kuralıdır bu hem de hijyen ve sağlık açısından çok önemli. Evet. Ve ikizler burcunda sıra. İkizler burcundayız. Parayla ilgili konular ön planda sevgili ikizler. Kazançlarınıza odaklanacağınız bir dönem. Hayatı keyifli yönleriyle algılamaya başlıyorsunuz. Çünkü Venüs sizin burcunuza geçiyor. Saçınızı başınızı değiştirmek, kıyafetler almak, kendinizi dış ortamlara vurmak anlamında çok şanslı bir süreç. Arkadaşlarınızdan göreceğiniz şanslar da öyle. Yengeç burcu bir su grubu ve yaz Temmuz ayına kadar evet. Su grupları için farklı bir dönem olacağını söyledi Hande Kazanova. Evet, çok seviyorum yengeç burçlarını ve çok da sevdiğim arkadaşım var ve onlar da bekliyorlar. Şimdi artık kendilerine olan güvenlerinin yerine geldiği bir sürece giriyor sevgili yengeçler. O yüzden hastalıklarınız varsa, sıkıntı ve problemlerle uğraştıysanız artık güneş sizin için parlayacak sevgili yengeçler. O yüzden de güzel fırsatlar bulacaksınız kendinizi göstermek için. Kariyerle ilgili güzel fırsatlar var bu hafta. Arkadaş ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Biraz yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz bu dönem içerisinde. Evet, bazen çok böyle kalabalık olunca insanın etrafı kendi mantıklı düşünmeyi de kendi başına karar vermeyi de ihmal edebiliyor. Çünkü çok fazla kafa karışıklığı oluyor. Aynen öyle. Mesela bazen bilmiyorum sende de oluyor mu Hande, bir konu hakkında çevreme çok fikir danıştığımda allak bullak oluyor kafam. Tabii yani bazen çok fazla çok ses evet. insanın gideceği yönü bulmasında zorlanabilir. Yengeçler için öyle bir dönem. Hani yurt dışına gidebilirler, yalnız kalabilirler. Bu dönem biraz böyle kalabalığa girseler bile kendilerine bir alan yaratmaları ve biraz dinlenmeleri, sakin olmaları gerekebilir. O zaman aslanlara geçelim. Şimdi aslan burcu için
Sosyal çevrelerinden yana şans ve fırsatları yüksek ama güneş onların kadersel alanına geçiyor. O yüzden kendi içinize çekileceğiniz bir dönem sevgili aslanlar. Bu dönemi plan yapma dönemi olarak görmelisiniz. Büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun. Önümüzdeki hafta yeni gireceğiniz ortamlar sizi çok yüksek yerlere taşıyabilir. Ama dediğim gibi hem bir yandan hareketli bir zaman dilimi hem de kendinize zaman ayırmanız gereken bir zaman dilimi olacak. Her yeni tanışma mutlaka yenilik getirir diye bir kural yoktur. Ama ben özellikle insanların birbirleriyle olan diyaloglarına çok önem veriyorum. Çünkü hayatta her şey bizim çevremizdekilerle birlikte belirleniyor. Nasıl bir çevredeyseniz o şekilde şekilleniyorsunuz. Tabii ki. Yani bu iş hayatında da böyle, özel hayatın hayatta da böyle. O yüzden diyalogların bence iyi tutulması gerekir. Tabii ki, tabii ki. Zarar görüyorsa da evet, kişi çevresini değiştirerek hayatında değiştirebilir. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Başaklar? Başakların işte sosyal çevresi çok hareketli. Tam da çevre dedik. Süper. İşte hareketli bir döneme giriyorsunuz. Pazartesi günü kariyer hayatınızda güzel şans ve fırsatların karşınıza gelme ihtimali var. Önemli bir para mevzusu varsa aslında bu pazartesi itibariyle ve tüm hafta boyunca bu para mevzusunun çözüme ulaştığını göreceksiniz sevgili başaklar. Teraziler. Teraziler için aslında meslek hayatında ve kariyerinde kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor. Seyahat eğitimden yana şans sizden yana olacak sevgili teraziler. Pazartesi günü güzel bir teklif karşınıza gelebilir. Bu ara en fazla ailevi sorumluluklar yüzünden aşağıya çekilebilirsiniz. 3 hafta boyunca uyarılar görüyorum. 3 hafta ve 1 ay. Bu neyin etkisiydi? Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Hı hı. Bir ay boyunca hayatımızda etkili ve az önce Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. 3 hafta boyunca hayatımızda etkili. Hı hı. Belirli alanlarda bize güzellikler ve şans ve fırsatlar sunuyor. Ondan kaynaklı. O zaman Akrep Burçları Su Grubu hareketli ve iyimser bir dönem olacak galiba. Kesinlikle. Su grubu olduğu için, ama 3 hafta boyunca da ikizlerden mi etki alacak? Aynen öyle. Bu da para ile ilgili konular, ödemeler. Hı hı. Vergiler, krediler, hangi alanda tabii ki bu işi kullanıyorsanız ya da işiniz varsa bu alanda parayla ilgili konulara odaklı olacaksınız sevgili akrepler. Ama seyahat ve tatil konularınız hızlanıyor. Yeni gireceğiniz insanlar, farklı çevreler sizi çok mutlu edebilir. Özel hayatınızda duygu iniş çıkışlarınızın yüksek olacağı bir hafta, özellikle salı ve çarşamba günleri bunu görebilirsiniz. Yay burçları. Ortak para alanlarınız önemli oluyor sevgili yaylar ve tabii ki müşterek para ilişkileri bir ay boyunca gündeminizde olacak. Para alacak verecek dengesi. Perşembe itibariyle ilişkiler öne çıkarken güzel kararlar devreye girecek. Hafta başında iş hayatınızda yapılması gerekenleri ele alacak. Hafta sonu ise parasal konularda dikkatli olmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Oğlaklar, çok popülersiniz bu ara. Evet, ilişkiler hayatlarında görünür olacak sevgili oğlakların. Daha doğrusu şartlar karşı tarafın elinde olacak sevgili oğlaklar. Hayatınızda bir insan yoksa yeni bir insanla bir aşka yelken açma, ilişkiye girme gibi etkiler devrede olabilir. Hayatınızda biri varsa da sevdiğiniz insanın sözleri ve hareketlerine göre hayatınızı şekillendireceksiniz. İşle ilgili konularda güzel şanslar var. Hem sağlığınız hem işle ilgili konularda sorunlarınız yaşandıysa eğer şimdiye kadar, bunlar da geride kalıyor. Hiç kafanıza takmayın. Önemli olan zaten sağlıktan başka daha önemli olan ve gerçekten kendimizi üzüntüye sürüklemeye sebep olacak başka bir şey yok bana kalırsa. Kesinlikle, ben de katılıyorum. Her şey bir şekilde yoluna giriyor. Kesinlikle, bu döngü zaten, evet, hep döngüler. Ben hep şunu söylerim, bir gün yağmur yağıyorsa muhakkak bir gün güneş açacak ama unutmayalım ki her zaman da hava güneşli değil. Evet. Hava güneşli ise de bilelim ki bir gün mutlaka yağmur yağacak. Hayatın dengesi bu. Doğru. O yüzden bu dengeye göre hareket etmek bizi diğer insanlardan ayırıyor. Ve yağmurlu havalarda öğrendiklerimizi güneşli havalarda hayatın tadını çıkararak da evet, güzelleştirebiliriz diye düşünüyorum. Kötü şeyler de yaşayacağız ki iyi günlerin kıymetini bilelim. O yüzden enseyi karartmayın. Aynen. Kovalara geçtik. İşle ilgili konular önemli sevgili kovalar ama gündelik hayat, koşturmalar, angarya işler ama diğer taraftan sağlığınıza odaklanmanız gereken bir dönem. Kontrollerinizi yaptırmak, sağlık alanınızın üzerine düşmek anlamında da bu bir ay size yol gösterecek. Çarşambadan sonra aşka, keyfe ve mutluluğa da yer ayıracaksınız. 3 hafta boyunca bol bol gezin, dolaşın. Ama gündelik hayatınızı ve sağlığınızı da ihmal etmeyin. Ve Su grubunun son burcu. Son burcu tatlı kendisi balıklar. Kendisi hep sonda.
ama onlar bizim kalbimizin en üst kademesinde balıklar. Evet, birincilerimiz diyelim. Aşka, keyfe, mutluluğa vakit ayıracaklar ve evlerinde yapılması gereken işleri hızlandıracak sevgili balıklar. Gerçekten aşka dair böyle hayallerinizin gerçekleşeceği bir dönem, bunu hemen söylemeliyim. Parayla ilgili konular pazartesi sizi mutlu ederken arkadaşlarınızdan duyduğunuz şeyler bu hafta sizi ikilemde bırakabilir. Balık burçları kararsız burçlardır. Başkalarından çok çabuk etkilenirler. O yüzden az önce Merve'nin söylediği gibi kendi kafanızda kendi isteklerinizin ne olduğunu iyice bulun, netleştirin ve başkalarının böyle sizin kafanızı karıştırmasına çok fazla izin vermeyin. En azından bu hafta böyle sevgili balıklar. Tüm burçlarımız bitti ama yaz anladığım kadarıyla özellikle Temmuz sonuna kadar daha tatlı geçecek. Bu ayın sonunda bir 29 Haziran'da bir önemli bir yeni ay olacak. Tam yeni aydayız ama yeni aya girmedik mi biz? 14 Haziran'da dolunay vardı. 15 gün sonra yeni ay, 29 Haziran'da bir yeni ay olacak. Bu yeni ay Türkiye'nin yükseleniyle birleşiyor. Biraz Marsiyen hareketli enerjilerin devrede olduğu bir yeni ay olacak. Buradan hemen onu söyleyelim. 19 ve 20 Temmuz, 2 Ağustos, 1-2 Ağustos, 12-13 Ağustos'ta tutulma tarihlerinin tetiklendiği zamanlar. O yüzden özellikle bu yaza giriş haritasına baktığımızda maddi konular, finansal yönden hareketli bir sürecin olacağını eklemek de yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki yaz demek güneşin enerjisini üzerimizde hissetmek demek. Güneşli günleri hayatımızda daha fazla alacağımız günler demek de yine yanlış değil. Evet, ama anladığım kadarıyla piyasalardaki hareketlilik bu yazda biraz kendini gösterecek gibi. Evet. Ama doğal afetler olmasın. Aslında en çok en büyük dileğimizin bu kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıl felaket bir yıldı. Yani sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada orman yangınları, Avustralya'da nesli tükenmekte olan hayvanlarımız yandı, Türkiye'mizde. Biraz bu Haziran sonu, Temmuz başı. Yani Güneş Mars karesi, ateş demek, yangınlar vesaire. Evet. Dikkatli olmamız gerekiyor. Burada bize düşen sorumlu bir vatandaş olarak, Türkiye'de yaşayan sorumlu bir vatandaş olarak eğer tadını mı çıkaracağız, mangal mı yakacağız, bir yerlere mi gideceğiz? Aman tam da o dönemlerde ne olur dikkat edelim. Buradan herkese uyarımızı da yapalım. Kesinlikle. Evet, bazen izmaritler, bazen sönmemiş mangallar sebep olabiliyor. Bazen hiçbir sebebi olmadan, sadece küresel ısınmadan, sıcaklıktan orman yangınları çıkabiliyor. Marmaris'in halini biliyorsunuz. Ama yine de biz kendi adımıza dikkat edelim. Ve dilerim ki önlem alınmıştır. Umarım. Söndürmek adına. Çok teşekkür ediyoruz Hande'ciğim. Ben teşekkür ediyorum. Bir sezonu daha noktaladık arkadaşım. Evet, bir yıl boyunca çok keyifli. Evet. Her zaman Fox ailesiyle sizlerle bir arada olmak, inanın. Ekip çok tatlı. Her daim geliyoruz, şakalaşıyoruz, eğleniyoruz. Biz bir aileyiz. Evet. Hem Fox hem de Disney ailesiyiz artık. Doğru, Cenk Soner, Doğan Şentürk öncülüğünde, yani haber merkezinin başında biz de haber merkezi ekibi olarak genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk'ü ekibiyiz. Tabii ki Cenk Soner'in ekibiyiz en başta. Genel müdürümüz bence Türkiye'nin en iyi yöneticilerinden biri. Dilerim ki öyle biriyle çalışma fırsatı herkes yakalasın. 7. sezonumuzu da geride bırakıyoruz. Ama gitme Hande, çünkü Süreyya Üzmez'i birlikte izlemek istiyorum seninle. Bana mesaj atmış sabah. Süreyya Üzmez'in de bir mesajı var ayrıca. Çünkü sezon finaline giderken kendisi diyor ki tariflerimi eğer takip etmek isterlerse seyircilerimiz Lezzetin Rotası Instagram hesaplarından takip edebilirler beni diyor. İşte Süreyya Üzmez ve işte tarifi. Yaz aylarında balıktan mahrum kalmamak için yine bir alternatif somon. Somon balığı. Bir de çok pratik bir tarif vermek istiyorum. Hem çocukların hem büyüklerin sevdiği bir tarif. Somon burger. Bu tarife başlarken öncelikle somon balığını filota çıkarıp kıyma haline getiriyoruz. Kıyma haline getirirken en önemli nokta zırhta çekmek. Kesinlikle kıyma makinesine vermeyin. O zaman balığın bütün lezzeti gidiyor. Zırhta üşenmeden yavaş yavaş balığın dokularıyla fazla deformasyon yapmadan, balığın dokularını bozmadan zırhla çekerek bu hale getiriyorsunuz. Ekmek kırıntısı var. Buna panko da koyabilirsiniz direkt. Yapımı çok kolay. Beyaz tost ekmeğini alın, kenarlarını kesin. Ortalarında beyaz kısımlarını küp küp doğrayıp robottan geçirip fırına verin. 100 derecede 1 saat.
tam bir saat ağır ateşte güzel bir panko yapabilirsiniz. Bildiğimiz ekmek kırıntısı. Rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz, taze soğan, kimyon, tuz ve karabiber. Sırasıyla köftemize başlıyoruz. Zırhta çektiğimiz somon kıymasını derin bir kabın içine koyduk. Ekmek kırıntısını ekledik. Kaşar peynirini, rendelenmiş kaşar peynirini döktük. Maydanoz, taze soğan ve kimyon, karabiber, tuzu da ekleyerek kıymayı köfte haline getirmek için karıştırıyoruz. Köfte kalıbının içine bir tutam koyuyoruz ve presliyoruz. Burada da somon köftesinin ekmeği, bildiğimiz hamburger ekmeği. Turşu, domates biraz ızgarada çeviriyoruz. Kırmızı soğan yine ızgarada çeviriyoruz. Marul parçacıkları. Bir de ekmeği ikiye böldükten sonra altına tartar sos, lezzet artırdığı için az bir tartar sos sürüyoruz. Şimdi ızgaraya gidip 3-4 dakika köftemizi pişirip ondan sonra tadına bakıyoruz. Afiyet olsun. Tabii somon kıymayı et kıymasına oranla daha az pişirmemiz gerekiyor ki balığın dokuları bozulmasın. Bu da öyle pişmiş, tam kıvamında 5-5 olmuş. Afiyet olsun. Süreyya Bey, siz de 5-5'lik bir insansınız. Tariflerinizde 5-5'lik bir insan. Lezzetin rotası şaşmasın. İzleyicilerimiz de sizi Instagram'dan takip etmeye devam etsin. Ekip arkadaşlarımıza da tabii ki teşekkür etmek istiyoruz. Öznur Tıralıoğlu Seyhan, benden söylemesi ve hafta sonu Çalar Saat'in koordinatörü, Ebru Sağokur, Hilal Allaç, sevgili yönetmenim ve bu stüdyoda, bu rejide olan tüm arkadaşlarımıza benden söylemesi için teşekkür ederiz. Biz devam ediyoruz Çalar Saat'te ama Hande Kazanova yok. Evet, olsun. Meliha Okur yok. Süreyya Üzmez yok. İnşallah ama olsun. Seneye. Seneye tekrar buluşacağız. Tabii. İyi ki varsın Hande'cim. Seneye dediğimiz Eylül. Eylül. Yani yeni dönemde. Yeni yayın dönemi. 2 ay sonra. Efendim, o zaman şimdi görüşürüz diyerek reklam arası verelim. Efendim, Pazar Klasiğiniz 7. sezonunu daha tamamladı. Yaz boyunca benden söylemesiyle karşınızda olamayacağım ama hafta sonu Çalar Saat'te sabah haberlerle yine birlikteyiz. Kendinize bu süreçte lütfen iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Sevgi ve saygıyla kalın. Bu çiçekler sizler için efendim. Lütfen renklerinizi kaybetmeyin ve renklerinizi sizden çalanlara inat, renginizi koruyun. Görüşmek üzere.